Şahin Bey Belediyesi Aralık ayı ikinci toplantısı belediye başkan vekili Cuma Güzel Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda 7 madde görüşüldü. Gündemin 5. maddesine ilişkin söz alan CHP'li meclis üyesi Uğur Kalkan, encümene tanınan yetkilerin sınırlarını sordu. Meclisin yetkisinin gasp edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Onu sorarak başlayayım. Çünkü oradaki esnaf için yapılmıştı. Son durumunu bilmiyoruz. Bir de bu maddede tabii ki belediye kendi mülkünü kiraya verebilir ama yetkinin devri sınırsız değildir. Daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bunu defalarca söyledik. 5 yıllık dönem için kiraya verileceği söyleniyor komisyon raporunda. Ama meclisin yetkisini encümene devrediyoruz. Bunun ilgili, bunun sıkıntılarıyla ilgili Danıştay kararları da mevcut. Mesela kaç paraya kiraya verileceğini meclis olarak biz bilmiyoruz. Yani burada bir belediye meclisinin yetkisi, yetki gaspı var, encümene veriliyor. Belediye meclisinin yetkisini encümene devredilmesi kabul etmediğimiz için bu maddeye hayır oyu kullandık. Yine daha önce özellikle İsmet Paşa, sonraki İsmail Ağabey Mahallesi otoparkla ilgili mesela ilana çıkılmadan burası işte encümenin kararıyla kiraya verildi. Sıkıntılar yaşandı ama biz meclise gelip bunu bilirsek en azından biz de tabii ki belediye mülkünü kiraya verecek, bunun başka bir alternatifi yok. Ama bilinirse bu yasaya, kurallara uygun yapılırsa biz de burada destekleriz, teşekkür ederim. Kalkan'a cevap veren Başkan Vekili Cuma Güzel bahsedilen noktaları dikkate alacaklarını söyledi. Güzel bir soru, bir şey daha söyleyebiliriz. Keşke bizim plan bütçe komisyonundaki arkadaşlarımız sizi daha çok aydınlatsaydı. Şimdi burada Uğur Bey kiraya vereceğimiz yerlerde bazen iş yeri sahibi buraya bir yatırım yapması gerekiyor. Burayı şu kısa dönemde olduğu zaman adam yatırım yapmak istemiyor. Belediye mülkü olduğu için de biraz şey kalıyor, sıkıntılı kalıyor. Yani ya tamir edecekler, ya yarıyor, nasıl 3 gün sonra benden gidecek diye düşünüyor. Biz bunu düşünerek ve orada taktik komisyonuna gidiyor. Keşke arkadaşlarım bunu izah etseydi. Encümene öyle geliyor. Encümene de girebilirsiniz. Belki orada şeyiniz yok ama girip oradaki ihale şeklini nasıl verildiğini açık artırmaya teşekkür ederim. Arkadaşlar aydınlatsaydı ben ondan dolayı arkadaşlarımın şeyini olabilir bir eksiğini bununla birlikte açık ihaleyle gelen kim isterse o alabiliyor. Amacımız da bu. Yani yoksa bir illa 5 yıl uzun verebilir değil. Talepler bu yönde. Bizim kiracılarımızdan gelen talep adama diyoruz. Niye şeyi harcamıyorsun? Çok kötü burası. Ya diyor nasıl harcayayım? Çünkü sonra harcayacağım. Benim sıkıntıya yapacak diyor. Yani amacımız o. Yoksa başka.